Merhaba arkadaşlar, İnsan Öykülerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuğum yok. Çünkü bu bölümde yine kendimi konuk aldım kanala. Belki bazılarınız biliyordur, iş buldum. Hem bu konuyla alakalı hem de videolar ve bunların aldığı tepkilerle alakalı bazı anlatmak istediğim şeyler var. İnsan Öyküleri serisinin başlangıcı olarak kendi hikayemi çektim. Ve ismini de Boğaziçi mezunu işsiz olarak paylaştığım bir videom vardı. Ve bu videom sayesinde zaten biraz kanalım büyüdü. Tabii bu videonun yayılmasıyla birlikte çeşitli kesimlerden aldığı farklı yorumlar oldu. Biraz bu konulardan bahsedeceğim bugün. Bir de başta da söylediğim gibi iş buldum. Artık işsiz değilim yani. Bir de biraz bu süreçten bahsetmek istiyorum. Eylül 2020'de Enerjisa'daki işim bitmişti. Şubat'ın 22'sinde yani geçen haftada Filo'da işe başladım. Yani yaklaşık 6 ay süren bir işsizlik durumum oldu. Bu süreçten bahsedeyim birazcık. Eylül'de işsiz kaldıktan sonra iş aramalarım devam ediyordu. Trabzon'a gittim. Yaklaşık 3-4 ay Trabzon'da kaldım. Bu süreç benim için çok keyifliydi. Orada Hasan abiyle tanıştım. Birlikte çok güzel gezi videoları çektik. Ve ben zaten Trabzon'u çok seven biriyim. Yani orada yaşamak gerçekten bana terapi gibi geldi bu 3-4 ay. Yani sorunlarımı falan her şeyimi unuttum. Güzel günler geçirdiğim, gönlümce eğlendiğim bir zaman dilimi oldu. Sonrasında bir kendi ufak tefek işlerimi halletmek için İstanbul'a geldim 1-2 haftalığına. Bu süre zarfında da İstanbul'dayken, hatta daha ilk geldiğim gün Filo'dan dönüş aldım. Teklif aldım. Ve bu teklifi değerlendirip Filo'da çalışmaya başladım. Yani Trabzon'a geri dönmeden burada yeni bir hayat, yeni bir düzen kurdum kendime tekrar. Yani bir nevi sıfırdan başladım diyebilirim. Başta bahsettiğim konuya gelecek olursam da dediğim gibi bu video internette çeşitli sosyal medya platformlarında yayılmaya başlamasıyla birlikte farklı farklı yorumlar almaya başladı. Bu yorumları ben böyle 3 temel başlıkta toplamam gerekirse yani tek tek okumayayım size. Bir bana iyi dileklerini sunan, dua eden, şans dileyen insanların olduğu bir yorum grubu var. Bir benim algı yaptığımı, böyle bir şeyin olmadığını, tabiri caizse yalan söylediğim yani işsiz olmadığımı falan düşünen insanların yaptığı bir grup yorum var. Bir de Boğaziçi isminin her şey olmadığını, zaten bir insanın iş bulmasının aslında kendini geliştirmesiyle alakalı olduğunu ve benim de kendimi geliştiremediğim için belki ya da doğru işlere başvurmadığım için ya da iş beğenmediğim için iş bulamadığımı düşünen yani bu video özelinde insanların olduğu bir grup. Şimdi ben bunlara teker teker cevap vermek istiyorum. Öncelikle bana şans dileyen, iyi dileklerini sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi şu anda da iş buldum. Artık işsiz değilim. Sonrasında algı yaptığımı düşünen insanları hani nasıl ikna edebilirim bilmiyorum ama gerçekten yani işsizdim. Muhtemelen zaten bu insanlar o videoyu da izlemediler diye tahmin ediyorum. Çünkü izleseler ben videonun içerisinde neden işsiz olduğumu, bu konudaki görüşlerimi, kendi eksiklerimi falan bunlardan bahsediyorum. Yani o yüzden onları nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama gerçekten işsizdim. Yani böyle bir algı yapma gibi bir amacım yoktu. Zaten öyle bir pozisyonda da değilim yani kime algı yaparak kime neyi inandıracağım falan. Bir de tabii Boğaziçi ismi her şey değildir diyen insanlar var. Doğru yani gerçekten Boğaziçi ismi her şey demek değil. O kısımda benim kendimi geliştirmediğimi ya da iş beğenmediğimiz düşünenler vardı. Öncelikle şunu söyleyeyim, iş beğenmeme gibi bir durumum yok gerçekten. Yani yoğun bir şekilde bulabildiğim bütün iş ilanlarına başvuruyordum gerçekten. Benim zaten üniversiteden 2018'de mezun oldum, neredeyse 3 yıl olacak. Bu 3 yıl içerisinde 3 kez çok yoğun şekilde iş aradığım dönemler oldu. Birisi Citibank'ta staj yaparken de. Orada yine çok fazla işe başvurmama, çok fazla görüşmeye gitmeme rağmen yani beklediğim gibi sonuçlar alamamıştım. Sonrasında Infonet'te çalışırken yine yoğun bir iş aradığım dönem oldu. Orada da keza aynı şekilde çok fazla yere başvurmuştum. Ve son olarak da Enerjisa'dan ayrıldım. Yani Eylül 2020'den sonraki bu son 6 aylık dönem. Yine çok yoğun iş aradığım bir dönemde. Yani şunu söyleyeyim, iş aramak, iş bulmak gerçekten çok zor. Ben bunu çok sık yaşadığım için özellikle bu dönemde çok söyleyebilirim bunu. Kariyer.net'te ya da LinkedIn'de inanılmaz sayıda iş ilanları var. Ve ben gerçekten hiç ayırt etmeden hepsine başvuruyordum. Zaten başvurduğum işlerin de yani genelde öyle olur. Hani hepsinden dönüş alamazsın. Kimileriyle bir iş bulma sürecine girersin. Sürece girdiklerim zaten çok az sayıda oluyordu. Ama yine de buna rağmen çok fazla başvuru yaptığım için çok fazla sürece de girmiş oluyordum bir yandan. Ve bu süreçlerin sonunda
dediğim gibi neredeyse hiçbiri iş bulmayla neticelenmedi. Yani benim şu ana kadar iş buldum, teklif aldım ama reddettim diyebileceğim bir sürecim olmadı. Yani bu konuda bilmiyorum, belki benim şanssızlığım olabilir, benim beceriksizliğim olabilir. Yine sizin takdiriniz, bilmiyorum. Ama tabii benim kendi düşüncem de bu süreçlerin gerçekten zor olduğu ki Türkiye'de iş arayan bir sürü insan var. Bu bir sürü insanın zaten hepsinin de iş bulması neredeyse olanaksız. Öyle bir istihdam ortamı şu an Türkiye'de yok maalesef. Kendimi geliştirme konusunda da yine o insanlara çok ne katılıyorum ne katılmıyorum diyeyim. Çünkü kendimi geliştirdiğim noktalar var, geliştirmediğim noktalar var. Belki kendimi geliştiremediğim en büyük nokta iş başvurularımı doğru yapamıyor olmaktır. Bilmiyorum yani, neticede doğru yapıyorsam da bir yerde işe girerdim bu kadar sürecin sonunda. Neyse, bu konuları bir kenara bırakıyorum. Ama dediğim gibi iş bulmak gerçekten özellikle Türkiye'de, özellikle de bu son 3-4 yıldır yani ekonomik durumumuz olarak da çok çetrefilli olduğumuz bu dönemlerde gerçekten zor. Bunun Boğaziçi ismiyle alakası var mıdır yok mudur? Bu da tartışılır tabii ki, ama ben şundan bahsedeyim. Lise zamanlarında, yani Boğaziçi'ni hedefliyorken de, Boğaziçi'ni okuyorken de, mezun olduktan sonra, üniversiteden mezun olduktan sonrasıyla ilgili farklı düşüncelerim vardı. Beklediğimden farklı olduğunu gördüm diyeyim. Ben dediğim gibi lise zamanlarımda, üniversite zamanlarımda da mezun olduktan sonra Boğaziçi isminin beni iş başvurularında öne atacağını ve iyi bir gelirle, iyi bir işte mutlu olduğum bir hayatta yaşayacağımı düşünüyordum. Fakat bunun böyle olmadığını deneyerek bizzatı görmüş oldum. Buradan da bu sıralardan ya da bu aşamalardan yeni geçen arkadaşlara tavsiye vermem gerekirse, benim kendimde gözlediğim en büyük hatam ya da işi bulamama konusundaki en büyük nedenim kendimce şu. İlk videoda da bahsettim. Doğru bir hedef belirleyememek ve hangi alanda uzmanlaşmak istediğimi bilmiyor olmaktı. Bu gerçekten çok önemli bir şey arkadaşlar. Böyle baktığınız zaman çok bir anlam ifade etmiyor olabilir şu an için size. Ama gerçekten ben bunu gördüm. Yani bunu söylememin sebebi sadece kendi deneyimlerim değil, etrafımdaki arkadaşlarımdan, ki benim üniversiteden aynı bölümden mezun olduğum arkadaşlarımın çoğu gerçekten çok iyi yerlerde çalışıyor. İstedikleri gibi bir işte çalışıyorlar, istedikleri gibi bir hayat sürüyorlar ve mutlular. Mutlular kısmını bilmiyorum, belki de mutsuzdurlar. O yüzden hani bu genel durumdan çıkardığım şey bu. Çünkü bu arkadaşlarım gerçekten de üniversitenin ortalarından, hatta başlarından itibaren ne yapmak istediklerini çok iyi bilen ve bu alanda doğru adımları atan, ilgilerini bu alana, bu hedefe yönlendiren, kanalize eden insanlardı. Ve dediğim gibi de mezun olduktan sonra, hatta bazıları mezun olmadan önce, 3. sınıfın sonunda, 4. sınıfın sonunda mezun olduktan sonraki işini hazırlayan, nerede çalışacağını bilen insanlar vardı. Ben nasıldım? Ben bu 3. 4. sınıfta da sürekli iş aramakla geçti benim süreçlerim, staj ya da iş aramakla. Ve şöyle bir şey var, ben ne bulursam başvuruyordum. Yani pazarlanmaya da başvuruyordum, satışa da başvuruyordum. Belki insan kaynaklarına başvurmuşumdur, elektroniğe başvuruyordum, IT'ye başvuruyordum. Bütün alanlara başvuruyordum. Yani ben orada ilgimi nereye odaklayacağımı bilemiyordum. Dediğim gibi bu, yani verebileceğim en büyük tavsiye bu arkadaşlara, ne yapmak istediğinize karar verin. Bunu da yapmak gerçekten kolay değil. Ben de aslında zaten bu işin zorluğundan belki biraz da yapamadım. Çünkü ne yapmak istediğinizi bilmek için öncelikle neyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani hangi işin, hangi alanın ne iş yaptığını ya da oradaki insanların nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, bu ne kadar herkesi kapsar bilmiyorum ama üniversitede öğrendiğiniz şeyler de iş hayatında çok kullandığınız ya da sürekli karşınıza çıkan şeyler olmuyor aslında. Geçen bir arkadaş ortamında muhabbeti geçiyordu. 16 yıllık eğitim hayatımda tek kullandığım şu an 4 işlem diyordu iş hayatında. Gerçekten öyle olabiliyor. Yani birçok insan için bu geçerli bence. Hani iş işte öğrenilir diye bir klişe vardır. Bu biraz doğru. Yani o yüzden kendinizi buna hazırlayın derim. Ve dediğim gibi başında da ilginizi doğru yere odaklayın. Bu çok önemli. Hedefinizi belirleyin. Diğer bir değinmek istediğim konu da aslında bu bahsettiğim yorumlar benim çok üzen ya da çok modumu düşüren şeyler değil. Ben böyle şeylere çok takılan bir insan değilim ama beni üzen şöyle yorumlar oldu. Benim paylaştığım videoların bazıları fazla izlendi ve işte sosyal medyada dediğim gibi yayıldığı için de yorumlar aldılar.
Bunlardan en çok dikkatimi çeken 15. bölümde, İnsan Öykülerinin 15. bölümünde Hatice'yi ağırlamıştım. Hatice Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışıyor ve çok gerçekten güzel bir başarı hikayesi var. Boğaziçi'ni bitirmiş 2020 yılında ve bitirir bitirmez de Amazon'dan teklif almış, İngiltere'ye taşınmış, orada çalışıyor. Dediğim gibi çok güzel bir hikaye ama bazı insanlar buradaki güzelliği görmek yerine, hatta dediğim gibi videoyu izlemeden muhtemelen, yani çirkin olarak tabir etmek istiyorum, çirkin yorumlar yapmışlar videoya. Ne gibi? Örnek vermem gerekirse, işte sen gavurun kılıcını sallıyorsun, sen vatan hainisin, bu ülkeye bir faydası olmayan insanın bu ülke için bir değeri yoktur, İşte bu görünen kişi vatanına hizmet etmemiştir falan gibi, böyle birçok insandan, birkaç farklı insandan benzer yorumlar gelmiş. Ben bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli, Türkiye'de yapılabilecek şeylerin sayısı belli. Ve her insan da yani Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de çalışmak zorunda diye bir şey de yok. Tabii ki vatanımızı hepimiz seviyoruz. Vatanımıza faydalı olmak tabii ki güzel bir şey. Buna kimsenin bir itirazı yok. Ama yani kendine farklı yollar belirleyen ve böyle güzel gerçekten Amazon'da çalışmak, bilmiyorum sizler için ne anlam ifade ediyor ama çok iyi bir başarı. Yani böyle bir başarı yakalamış bir insanın da arkasından bu şekilde konuşmak bence doğru değil. Hatice de, ben Hatice ile de konuşuyorum bunları, bu yorumları falan da konuşup, o da gerçekten çok rahatsız olmadığını falan yorumlardan ya da üzülmediğini belirtti ama ben kendim üzüldüm. Yani neden insanlar, hiç tanımadıkları, bu hayatta böyle güzel bir şeyler başarmış bir insanın arkasından böyle yorum yaparlar? Yani burada birazcık siyaseti bir kenara bırakmak gerekiyor. Yani bizim zaten öyle bir derdimiz yok. Öyle bir derdimiz olsa giderdik, siyaset yapardık. Yani siyasi bir söylem söylemek ya da insanları etkilemek gibi bir amacımız yok burada. Ben burada insan öykülerinin amacını zaten en başında söyledim. Etrafımdaki insanların öykülerini size aktarmak. Bu doğrultuda da kim ne yaşadıysa, nasıl başarıları varsa ya da nasıl başarısızlıkları varsa bunları size anlatmak. Yani böyle bir siyasi bir amacımız yok. Ama işte insanlar maalesef bazı şeyleri siyasi değerlendiriyorlar. Özellikle bir de bu son dönemlerde zaten biliyorsunuz Boğaziçi'nde olaylar oluyor. Hala devam ediyor. Çok belki şu an yansımıyor olabilir medyada. Bu olayların da tabii etkisiyle Boğaziçi ismi de böyle, yani tabiri caizse bir anda böyle bir damga oldu. Ve birçok kesim tarafından hoş karşılanmayan bir damga oldu. Ben bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Yani insanlar Boğaziçi'li diye ya da Boğaziçi'nde olan şeylere kendi düşündüklerinden farklı tepki gösteriyorlar diye insanlar birbirlerini yargılamaya başladılar. Bu da acı verici bir durum tabii ki. Boğaziçi'nde yaşananlar ayrıca acı verici bir durum. Ben dediğim gibi buradan siyaset yapmak gibi bir hedefimiz, amacımız yok. Ama bizim de, bizi de üzen, bizim de moralimizi bozan şeyler oluyor bu ülkede. Yani bence şöyle toparlayayım. Yani bence bu ülkede insanlara bir istihdam alanı sunmadan, doğru düzgün çalışma şartları ya da yaşama şartları sunmadan, bu insanlar neden bu ülkeden gidiyor diye hayıflanmak, onları vatan haini ilan etmek bence doğru değil. Ülkemiz tabii ki çok güzel bir ülke, o ayrı bir şey. Ama herkes için de bu ülkede yaşamak çok kolay olmuyor maalesef. Biraz da bunları görmek, bunları düşünmek lazım. Neyse, sözü fazla uzatmayayım. Dediğim gibi bu yorumlar beni biraz üzdü. Özellikle Hatice'nin videosuna yapılan yorumlar. Ama diğer videolarıma da güzel yorumlar geldi. Bu videolara da yine güzel yorumlar geldi. Onlara herkese teşekkür ediyorum. Herkesin kalbi, düşüncesi, fikri bir olmaz. Herkesin düşüncesine de saygımız vardır. Fakat biraz daha benim yani beklentim bu tarz durumlarda insanların birbirine daha saygılı olması, birbirine karşı daha anlayışlı yaklaşması. Özellikle de böyle başarılı insanların, başarılı insanlar için hepimizin gururlanıyor olması, onlar adına kötü düşünmüyor olmamız. Böyle güzel temennilerle bu videoyu bitireyim. Dediğim gibi ben artık işsiz değilim. 2 haftaya yakın oldu çalışıyorum. Böyle güzel gelişmeler oluyor hayatımda. Umarım sizin hayatınızda da güzel gelişmeler olmaya devam eder. Umarım daha güzel, daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşırız. Bu pandemi de bir an önce biter ve gerçekten ruh halimiz, sağlığımız, her şeyimiz eski haline geri döner. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.